Gençliğin gözyaşları. Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi güzel bir konuya daha başlıyoruz. Çemberin analitik incelenmesi dostlar. Biliyorsunuz geçen sene bu müfredattan kaldırıldı. Müfredattan kaldırıldı dedim yani sormadı ÖSYM'e işte bu depremden dolayı falan. Bu sene yani yana yakıla bundan soru soracak diye düşünüyorum. Zaten her sene mutlaka garanti bir soru çemberin analitiğinden sorarlardı. Bu sene bir de olabilir, iki de olabilir dostlarım. Geçen senenin intikamını da alabilirler, haberiniz olsun. O yüzden önemli bir konudur. İyi dinleyiniz. Biraz analitik geometri bildiğimiz takdirde yani noktanın ve doğrunun analitini biraz da bildikten sonra her türlü üstesinden gelebileceğiniz bir konudur dostlarım. Şimdi biz buraya çemberin denklemini yazmakla başlayacağız dostlar. Bir çemberin denklemi nasıl yazılır bunu öğreneceksiniz. Şimdi çemberin denklemini yazabilmeniz için iki şeye ihtiyacınız var. Bir, çemberin merkezinin koordinatlarını bileceksiniz. Artı bir de yarı çapını bileceksiniz dostlarım. Bu ikisini bildiğin takdirde sen çemberin denklemini çok kolay yazabileceksin kardeşim. Hemen yazalım. Bakın olay şu. X'ten merkezin x'ini çıkarıyormuşum. Apsisini ve karesini alıyormuşuz. Y'den merkezin y'sini çıkarıp karesini alıyorum. Bunları topladığımda da yarı çapın karesine eşitmiş. Bunu da unutmayın. Burası yarı çapın karesi olacakmış dostlar. Eşittirin. Sağ tarafı yarı çapının karesiymiş. Şimdi bunu tabii şöyle bir de ispatlayalım. Aslında burada bilmediğiniz bir şey yok kardeşim. Bildiğiniz bir denklemdir bu. Hani iki nokta arası uzaklık diye bir formülümüz vardı bizim. Bakın oradan gelen bir kuraldır bu. Şimdi çemberin merkezi M, A ile B'ymiş. Çemberin üstündeki bir noktada P diyelim biz buna. X ile Y olsun dostum. Peki şu ikisini birleştirdiğimde burası çemberin yarı çapı değil mi? Yani P noktasıyla M noktasının arasındaki uzaklık çemberin yarı çapına eşitmiş. E gelin bu ikisinin arasındaki uzaklığı yazalım. Neydi kural? X'ler farkının karesi yani X eksi A'nın karesi artı Y'ler farkı Y eksi B'nin karesi eşittir. Aralarındaki uzaklık R. Ve her iki tarafında karesini alın. Bakın bu kök gider. Buraya da kare geldiğinde işte senin çemberinin standart denklemi karşına çıkıyor dostum. Bunun adı standart denklemmiş. İki nokta arası uzaklıktan zaten yazılıyormuş dostlar. Bu bir. Şimdi şurada bir bilgi var. Hemen onu araya kaynatalım. Dostlar eğer çemberin merkezi orijin ise yani merkezin koordinatları sıfıra sıfırsa bakın bu denklem nasıl yazılacak bu sefer? X eksi sıfırın karesi artı Y eksi sıfırın karesi eşittir R kare. E, X eksi sıfır X karesi, y eksi 0 y karesi eşittir r kare dediğinde buna da merkezil çember deniyormuş. Merkezi orijinse merkezil çembermiş. Denklemi de zaten böyle oluyormuş. Peki hocam tamamdır. Şimdi çemberimin bir de ikinci denklemi varmış dostlar. Genel denklem dediğimiz denklemmiş bu da. Dostlar bu da yeni bir denklem değil ha. Oraya yazdığımı direkt düşünmeyin. Bak şöyle aslında bilmediğim bir şey yok. Amcalar demişler ki gelin demişler şöyle yapalım. Şuradaki parantez kareleri bir açalım. Yani bir x eksi a'nın karesini açıyorum. Bak standart denklemi açıyorum yani. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi bir de şu birinci ile ikincinin çarpımının iki katını yazayım. Artı geldim buna birincinin karesi İkincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. R kareyi de bu tarafa alalım. Eksi R kare eşittir sıfır. Demişler ki ya çok dağınık bir denklem oldu. Gel bunu biraz toparlayalım. X kare ile Y kareyi şöyle yan yana yazalım. Tamam. Sonra X'li terimi yazalım. Eksi 2AX. Sonra Y'li terimi yazalım. Eksi 2YB. Sonra da geri kalanlara da sabit sayıları yazalım. Yani a kareyi, b kareyi ve eksi r kareyi yazalım. Eşittir sıfır demişler. Sonra bakmışlar ki yine çok karışık bir denklem. Bir sürü harf var.
Gel bunu biraz daha düzenleyelim demişler birbirlerine ve şu hale getirmişler. Demişler ki şu x'in katsayısına bir harf verelim. Eksi 2a demeyelim de d diyelim demişler. Y'nin katsayısına yani eksi 2, şuradaki b'yi de alayım içine. Eksi 2b'ye e demişler. Ve şuradaki sabitlerin hepsine birden f demişler. Böylelikle denklem biraz daha göze hoş gözüküyormuş dostlarım. X kare artı y kare, bak artı dx, artı ey ve artı f şekline getirmişler. İşte bunun da adına genel denklem demişler dostlarım. Genel denklem. Senin burada bileceğin şey şu. Şimdi bizim merkezimizin koordinatları neydi? A'ya B'ydi, değil mi? Merkez. A'ya B'ydi dostlarım. A'yı bulmak istiyorsan şunu yap diyor. D neydi dostlar? D eksi 2A. Bak şuraya yazıyorum. D eksi 2A'ya eşit. Böl her iki tarafı eksi 2'ye. A'yı buldun. Bak merkezin apsisi eksi D bölü 2'ymiş. Ordinatımız E neydi? E eksi 2B'ye eşitti. Eksi 2B E ise B eşittir. Eksi E bölü 2'dir. Bak merkezin ordinatını da böyle bulabilirsin demiş. Şimdi tabii biz her seferinde yok bu 2A'ydı, 2B'ydi demeyeceğiz dostlarım. Bu denklemi gördüğünde şöyle genel denklemle karşılaştığında merkezimiz neymiş? X'in katsayısı var ya D, yarısının ters işaretlisi. Y'nin katsayısı var ya E, yarısının ters işaretlisiymiş dostum. Sonra da yarıçapı da bulmak için hani şuradaki f eşit ya a kare artı b kare eksi r kare f'ye eşit ya. Buradan da r'yi yalnız bıraktığınızda şu denklem geliyormuş dostlarım. Şurada yazılan kök içinde d kare e kare eksi 4f. D kare e kare eksi 4f. Bunu böyle birkaç kez tekrar et kurban olayım. Formül aklında kalsın. Kök içinde d kare e kare eksi 4f. D kare e kare eksi 4f. Bir de bölü 2'miz var. Unutmayalım. Buradan da yarıçapı bulacakmışız dostlar. Hadi bakalım sorular hazırlamışızdır. Bakalım ne diyor. Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları veriliyor. AB'yi çap kabul eden çemberin denklemi nedir? Oba, AB'yi çap kabul edecek. Şimdi dostlar, şekli bir çizelim. Bu hiçbir şey yapamadıysanız şöyle bir şekil çizin dostlar. Zaten şekil size yapmanız gerekeni anlatacak. Merak etmeyin. Bakın bir AB doğrusu var. Bu AB çemberin çapıymış arkadaşlarım, çap. Benden de çemberin denklemini istiyor kardeşim. Peki biz denklem yazabilmek için neye ihtiyacımız vardı? İki şey bilmeliydik. Bir, merkezini. İki, yarıçapını. Şimdi bu adamın merkezini bulalım. Şuraya M diyelim. Merkez çapın tam ortasıydı. O zaman ben M noktasını bulurum. A ile B'nin tam ortasıymış dostlarım. Hadi toplayıp ikiye böleceğiz, değil mi? Orta nokta bulmak için. Bakın noktanın analitiği yapıyoruz. Eksi 1 ile 3'ü topladım 2. 2'ye böldüm 1. 1 ile 3'ü topladım 4. 2'ye böldüm 2. Bak merkezini buldum 1'e 2. O halde denklem şöyle başlayacak, değil mi? X'ten merkezin x'ini çıkartacağım. Artı Y'den merkezin Y'sini çıkartıp karelerini alıp topladığımda bu yarıçapın karesine eşitti. Şöyle başlıyor denklem. X eksi 1'in karesi. O zaman bu değil. Bu değil. Bu değil. Sonra Y eksi 2'nin karesi. O zaman şurası da değil. Bak cevap geldi bile. Yarıçapı bulmama gerek kalmadı kardeşim. Ceyhan'dan çıktı. Ama biz yarıçapı da bulalım. Peki yarıçapı nasıl bulacaktık öğretmenim? Bak A ile B'nin arasındaki uzaklığı bulup, AB'yi bulup, 2'ye böldüğünde yarıçapı veriyor, değil mi dostlar? Ya da hocam, M ile B arasındaki uzaklığı bul, yarıçap. Ya da A ile M arasındaki uzaklığı bul, yarıçaptır diyebilirsin. İki nokta arası uzaklık yapıp, yarıçapı da buradan bulacaktık eğer iki şık arasında kalsaydık dostlarım. Peki hocam, tamam, çok güzel bir yöntem. Başka ne yapabilirdik hocam peki burada? Bir de şunu deneyebilirdiniz. Korsan yöntem. Denklem sorduğunda korsan yöntemi her seferinde kullanabilirsin dostum. Şöyle ki, şimdi A noktası
Bu çemberin üstünde değil mi dostum? Kesinlikle üstünde bak. Çapın bir uç noktası çünkü. Peki o zaman benim doğru cevabım A noktasını kesinlikle sağlamak zorunda mı? Evet. O halde bütün şıklarda x yerine eksi 1, y yerine 1 yazacaksın. Bakalım hangisi sağlıyor diyeceksin. Ha, iki şık arasında mı kaldın? O zaman bir de B noktasını devreye sok. X yerine 3, Y yerine de 3 yazdığında hangisi sağlar? Direkt doğru cevap odur. Tamam mı kardeşim? Evet, geçelim ikinci soruya. Şimdi bir ilk sorularda biraz böyle uzun uzun mevzuyu anlayın diye uzun uzun konuşacağım dostlar. Şimdi buradayız. Dik koordinat düzleminde denklemi bu olan çemberin çapı AB'dir. A noktası bu olduğuna göre B noktası nedir diye soruyor dostlar. Bak şimdi şu durumda bir standart denklem vermiş bize değil mi dostum? Hatta biz ne söyleyebiliriz? Şurası R kareydi. Demek ki çemberin yarı çapı 4. Bir boka yaramayacak ama yine de yazayım kenara. Şunlar da merkezin koordinatlarıydı değil mi dostlarım? Ve ben x eksi merkezin apsisi. Demek ki merkezin apsisi 2'ymiş. Y eksi merkezin ordinatı. Demek ki merkezin ordinatı eksi 1'miş dostlarım. O yüzden burası artıya dönmüş. İşte merkezi bulduk. Peki şu sorudan da gösterebilirim. Hani bir çemberin çapı varmış. A noktası bir ucuymuş. Merkezini şimdi bulduk bunun dostlarım. Merkez tam ortadaydı. Bana da B noktasını soruyor. Orta noktadan bulmuştuk merkezi hatırlarsan. Şimdi yine orta nokta yapıp bu sefer de B'yi bulacağım dostlar. Bu 2'ye 3. B'yi de bana soruyor. 2 ile neyin toplamının yarısı 2'dir? Tabii ki 2'nin. 3 ile neyin toplamının yarısı eksi 1'dir? Tabii ki eksi 5'in. Eksi 5 ile 3'ü toplayın. Eksi 2 yapar. 2'ye bölün eksi 1. 2'ye eksi 5 yani Bursa şıkkı doğru cevaptır. Evet, 3 ve 4'ü çözeceğiz şimdi. Yarıçapı 2 birim olan merkezil çember. Merkezil çember neydi? X kare artı y kare. Yani merkezi orijin olan çember eşittir yarıçapın karesine yani 4. X kare artı y kare eşittir 4. Sakın ha 2'yi işaretlemeyin. Yarıçapı 2 hocam. Burada da 2 değil miydi? Hayır, karesini yazıyorduk, değil mi? 4 olacak. Peki geldik buna. Denklemiyle verilen çemberin çapı kaçtır? Dostum, sen bir yarı çapını bul. Sonra sen 2 ile çarparsan da çapı bulmuş olursun zaten, değil mi? Peki yarı çapı bulacağız hocam. Nasıl yapacağız? Dostlar, bunu bazı arkadaşlarımız çarpanlarını ayırarak tam kare haline dönüştürerek de çözüyorlar. Seçim sizin. Öyle de yapabilirsiniz. Ben formülle kullanmayı seviyorum. Formülden çözeceğim. Bölü 2 vardı. Kök içine de d kare e kare eksi 4f. D kare e kare eksi 4f yazıyorduk. Şimdi d'miz eksi 2, e'miz 3, f'miz eksi 9. O zaman yazalım. D kare 4, e kare 9, eksi 4f. Eksi 4 çarpı eksi 9 yani artı 36. Buradan da çemberin yarı çapını buluyorum. Ne geliyor? 9, 4 daha 13, 49, 7 diye çıktı. 7 bölü 2'ymiş yarı çapım. Çapı soruyor. 7 gelecek cevabımız. E şıkkı gözükmemiş burada arkadaşlarım. E şıkkı 7'dir muhtemelen. Öyle de olması gerekiyor. Cevabımız 7 geldi. Evet, şundayız. Dik koordinat düzleminde olan çemberin merkezinin koordinatları nedir dostlar? Tekrar söylüyorum dostlarım. Çarpanlarını ayırarak yani tam kare yaparak da bulabilirsiniz. Ama ben öyle yapmayı sevmiyorum. Merkezin koordinatları şuydu. D'nin şurası D. Yarısının ters işaretlisi. Ters işaretlisi 8'dir. Yarısı 4'tür. Şuradaki E'nin yarısının ters işaretlisi. Yarısı 3'tür. Ters işaretlisi eksi 3'tür deyip 4'e eksi 3 Ceyhan'ı işaretliyorum dostlarım. Geldim buna yarıçapı soruyor. Hadi yazalım yarıçapı. Artık iyice alışacağız yarıçapa. Bölü 2 var. Yukarıda da kök var. Kökü unutmayın. D kare e kare eksi 4f. D kare e kare eksi 4f. Nakarat gibi. D kare e kare yani 16 artı 36 eksi 4f. F'miz eksi 3. Eksi 4 ile de çarparsam artı 12 olur. Hadi toparlayalım. 36, 48, 64 dışarıya 8 diye çıktı. Bir de bölü 2'm var. Yarıçapı buldum. 4.
denklemiyle verilen çember merkezi doğrusu üzerinde olduğuna göre bak, merkezi bu doğrunun üstündeymiş. Gel şu merkezi bir bulalım mı önce? Yarısının ters işaretlisiydi eksi 4. Yarısının ters işaretlisiydi eksi 1. Bak merkez bunun üstündeymiş. Ne yapıyorduk üstünde olunca? Denklemi sağlatıyorduk. X yerine eksi 4 yazacağım. Eksi 8. Y yerine eksi 1 yazacağım. Artı K eşittir 0. Eksi 9'u bu tarafa atarsam K eşittir 9'dur. Geldik buna. Bir çember denklemi verilmiş. Bu çemberin iç bölgesinin bir elemanıdır diyor dostlar. Bak değişik bir soru. İlginç bir soru. Güzel bir soru. Şöyle yapacağız şimdi bunu. Şimdi şöyle bir şey çizelim. Bu çemberin biz merkezini biliyor muyuz dostlarım? Merkezi hemen söyleyelim. Şuradaki eksi 4, şurası da 3. Eksi 4'ü 3. Bak buradakilerin ters işaretlisini alıyorum. Yarı çapı kaçmış? 4. Şimdi merkezin koordinatları eksi 4'e 3. Bunun yarı çapı da 4 birim. Dostum bir nokta, şuradaki noktayı ben bu çember denkleminde yerine yazarsam, eğer ki şöyle iç bölgesinde bir şeyse, iç bölgesinde bir şeyse, merkeze olan uzaklığı, şu uzaklık yarıçaptan küçük olmak zorunda mıdır dostum? Bak şu noktayı seçelim mesela, xy diyelim buna. Xy noktası çemberin içindeyse yarıçaptan daha küçük bir uzunluktur değil mi şuradaki mesafe? Eğer ki üstündeyse benim aradığım xy noktası, neyse artık o nokta bunlardan biri, merkeze olan uzaklığı direkt 4'e eşit olacak. Eğer dışında bir noktaysa xy noktası, merkeze olan uzaklığı 4'ten büyük olacak değil mi? Yani yarıçaptan büyük olmalı. Şimdi bana ne diyor? İç bölgesinde olsun istiyor. O zaman benim aradığım noktanın merkeze olan uzaklığı 4'ten küçük olmalı. Peki şurası zaten noktanın merkeze uzaklığı demiştik ilk konuyu anlatırken değil mi? O halde ben bu noktalardan hangisi doğru cevapsa, iç bölgesindeyse yani, yerine yazdığımda 16'dan küçük bir sayı çıkmalı arkadaşlarım. Yarıçaptan küçük olacağı için 16'dan küçük çıkmalı. Hangisi küçük çıkıyorsa o iç bölgesindedir. Hadi yazalım şimdi. X yerine eksi 4, Y yerine 2 yazalım. Eksi 4 yazarsam 0'ın karesi, şimdi A şıkkını deniyorum. 0'ın karesi 0. 2 yazarsam 2 eksi 3'ten eksi 1, karesi 1 eşittir 16. Bak yani küçük geldi değil mi 16'dan? Küçük geldi. Demek ki 1 16'dan küçükse iç bölgesindedir dedim. Diğerlerini deneyelim. Bakalım iç mi dış mı? B şıkkını deneyelim. Şimdi direkt cevap geldiği için diğerlerini de deneyelim. Vaktimiz var. X yerine 1 yazıyorum. 5 karesi 25. Y yerine 2 yazıyorum. Eksi 1 karesi 1. Bak 26 çıktı. 26 16'dan büyük bir sayı olduğu için dışında. Hadi bir şık daha deneyelim de çok uzatmayalım biz de. X yerine 2 yazıyorum. 6'nın karesi 36. Y yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 4'ün karesi 16. Topladım 52 yaptı. Bak 52 16'dan büyük. O zaman bu da dışında. Mevzuyu anladınız siz arkadaşlar. Dışında, içinde, üstünde olması için direkt 16'ya eşit çıkması gerekir diyecektik. Cevabı bulduk, geçiyorum. Merkezi bu, yarıçapı bu olan çemberin denklemi nedir diye soruyor dostlarım. Çember denklemi sorduğunda korsan yöntem yapabilirsin demiştim. Yarıçapı 3 ya, eşittirin sağında 9 yazacak. O zaman bu şıkkı eledim. Şimdi denklemini de yazalım. X eksi eksi 1 olacak. X artı 1'in karesi. Böyle başlayacakmış. O zaman bu değil. Bu da değil. Artı y eksi 2'nin karesi diye devam edecek. O halde bu da değil. Doğru cevap Denizli'den geldi. Merkezi bu olan ve bu noktadan geçen çemberin denklemi. Bak yine denklemini soruyor. Yine korsan yöntem yapabiliriz. Yani şöyle. Öncelikle merkezimiz 3'e eksi 1 olduğu için bir kere x eksi 3 diye başlamalı benim çemberimin denklemi. X eksi 3 burada. Y eksi 1 olduğu için y eksi eksi 1'den y artı 1 diye devam etmeli. Tamam, hepsi burada. Peki merkezden bu kadar. 3 şıkka düşürdük. Diyor ki bu noktadan geçiyor. Dostlar şu bizim sihirli cümlemiz, noktasından geçen. Demek ki bu nokta benim
Doğru cevabımı sağlamak zorunda. Sağlar. Hemen sen şıklardaki x yerine eksi 1, y yerine 2 yaz. Bakalım hangisi sağlıyor. Gel şunu deneyelim. Eksi 1 yazarsam eksi 4'ün karesi 16. 2 yazarsam 3'ün karesi 9. Eşittir 25. Peki 5 mi? Hayır, değil. Demek ki bu doğru cevap değil. 25 olacak arkadaşlarım. O zaman Edirne'dir doğru cevap. Gerçekten buraya yazdığınızda 25 eşittir 25 gelir. Sağlar yani. Doğru cevap budur. Peki normalde nasıl çözeceğiz hocam? Yani yazılı sınavda sorsaydı, böyle şıklardan değil de normalde nasıl çözeceğim ben bu soruyu? Şöyle. Hemen çember, merkezim şurası 3'e eksi 1. Şurası da üstündeki bir nokta P eksi 1'e 2. Şurası da senin yarı çapın. Şimdi merkezi biliyorsun, yarı çap lazım sana. İki nokta arası uzaklığı bulduğumuzda bu bizim yarı çapımıza eşitti, değil mi dostlarım? Hemen iki nokta arası uzaklık yapacaksın. R'yi bulacaksın. Merkez zaten elinde. Standart denklemini yazıp soruyu gömeceğiz dostlarım. Evet, geldik ikinci kuralımıza kardeşler. Bir çember eksenlere teğetse ne yapıyormuşuz? Bunu öğreneceğiz. Yani soruda bize bir çember için diyecek ki x eksenine teğet, y eksenine teğet ya da her iki eksene teğet. Bu şekil çok kafa karıştırıcı dostlar. Şekle çok aldanmayın. Ben bunu çizdim ama böyle. Şekille çok işimiz yok. Şunu bil yeterli. Şu cümleleri bil yeterli. Bir çember x eksenine teğet ise, bak göstereyim senin için. Şöyle bir çember düşün. X eksenine teğet. Aha. Hatta y'ye de teğet oldu. Merkezi burası kardeşim bunun. Şimdi yarıçap, şurası yarıçap değil mi? Şurası yarıçap değil mi dostum? Bak ne oldu merkezin koordinatları? Apsisi R, ordinatı da R. İki eksene teğetse apsisle ordinat yarıçapa eşit çıktı. Ha, bölgesine göre de işaretini yazacaksın. İlk eksi R. Peki çember sadece x'e teğet olsun. Şöyle. Aha. Merkezi burada. Yarıçap burası. Bak merkez burada. Şurası da başka bir nokta. Merkezin ordinatı, apsisi burası. Bak ne çıktı merkezin koordinatları? Şurası apsis, A diyelim. Ordinatına bakın, R geldi. X eksenine teğetse yarıçap B'ye eşit. Yani merkezin ordinatına eşit. Tezatlığı yakalayın. X'e teğetse yarıçap Y, Y'ye teğetse yarıçap X. Merkezin X'i, merkezin Y'si. İki eksene teğetse bak yarıçap hem apsize hem ordinata eşitmiş. Gel şimdi sorularda öğrenelim. Merkezi şu olan diyor. Şimdi tamam, merkezden zaten birçok şık elerim ben. Bir de diyor ki x eksenine teğet. Aga, x eksenine teğet cümlesini okuduğunda bu ne anlama geliyor? Yarıçap y'ye eşit. Y eksi 3 hocam. Tabii yarıçap uzunluk olduğu için eksi olmaz. Artı 3'tür diyeceksin sen burada. Yarı çapı 3'müş. Yarı çaptan hemen 3 olduğu için burası 9 olacak. Bak 3 şıkkı eledim. Peki x eksi 2 ile başlayacaktı benim denklemim. Aha, Bursa'yı işaretledim. Çünkü bu x artı 1 ile başlıyor. Geldim buna. Çember x eksenine teğet. Hocam neydi bu x eksenine teğet cümlesini okuyunca? Yarı çap merkezin ordinatına, B'sine eşit olacak. Ama tabii mutlak değerine eşit olacak. Tamam. Peki öğretmenim. Şimdi gel bunun merkezini bulalım. Neydi bu merkez bulma? Yarısının ters işaretlisi 4. Yarısının ters işaretlisi 6. O zaman benim yarı çapım neymiş? 6. Peki yarı çap 6 hocam. K'yı nasıl bulacağım? Yarı çap formülünden. Hadi gel yarı çapı yazalım birlikte. Bölü 2 idi. Yukarıda da kök içinde. D kare e kare eksi 4f. D karemiz 64. E karemiz 144. Eksi 4F yani eksi 4K. Bölü 2 yarı çapa eşit. Yani 6'ya eşit dostum. Gel hemen 2 ile çarpalım bunu. 12 yaptı. Şurası ne oldu dostlar? 144 şey daha. Ya da direkt böyle yazayım ya. 64 artı 144 eksi 4K diyeyim buna. Daha güzel olsun. Hemen her iki tarafın karekökünü aldım. Karesini aldım daha doğrusu. Buradan 64 artı
144 eksi 4K eşittir 144. 144'ler de gitti. 64 eşittir 4K. 4'e böldüm. 16 eşittir K çıktı dostlarım. Cevabımız 16'ymış dedik. Geldik şuna. Merkezi bilmem ne doğrusu üzerinde bulunan ikinci bölgede her iki eksene de teğet olan. Şimdi her iki eksene de teğetse dostum benim merkezim ne oluyordu? Apsisi de R, ordinatı da R oluyordu. İkinci bölge dediği için x'ler eksi. Eksi R'ye R olacak. Ve bu merkez şunun üstündeymiş. Denklemini sağlayacak. Hemen x yerine eksi R yazıyorum. Eksi 2R. Y yerine R yazıyorum. 3R. Eksi 6 eşittir 0'dan. R eşittir 6 geldi. Bak merkez neymiş demek ki? Eksi 6'ya 6'ymış. Yarı çapta 6'ymış. Bir kere eşittir 36 olacak. Bu değil. Bu değil. X artı 6 ile başlayacak. Bu değil. Y eksi 6 ile devam edecek. Bu da değil. Bursa şıkkı doğru cevaptır. Evet, yarı çapı 8 birim olan dördüncü bölgede eksenlere teğet. İki bölgede de ikisine de teğetmiş. Çember şöyle bir şey olacak dostlarım. O zaman merkezimin koordinatları R'ye R idi. Ama dördüncü bölge dediği için Y'si negatif olacak. Yarı çapı da 8 dediği için o halde merkezim 8'e eksi 8 oldu. Hadi bulalım. Bir kere eşittir 64 olacak. Yarı çap 8 dediği için şu iki şıkkı sildim. X eksi 8 ile başlayacak. Şunu sildim. Y artı 8 ile devam edecek. Şunu sildim. Cevap Bursa. Evet, geldik çember belirtme şartları diyor dostlarım. Şimdi burada bir durdurayım videoyu. Buradan sonrasında başka bir videoda devam ederiz arkadaşlarım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.